Merhabalar sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere özellikle erkeklerin dikkatini çekecek olan bir konudan bahsedeceğiz. Saç ekiminden bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi saç ekim uzmanı Gökmen Gücer bizlerle olacak. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Lülfer Hanım. Çok sağ olun. Siz? Bizler de sizleri gördük. Daha iyi olduk Teşekkür hocam. Diyorum. Bugün böyle ikimiz de lacivert lacivert anlaşmışız <laughs> evet. İnşallah Programımızı da böyle çok güzel bir şekilde bitireceğiz sizinle. Umarım inşallah. Öncelikle ben konumuza geçmeden şunu sormak istiyorum hocam. Gökmen Gücer kimdir? Biraz bize kendinden bahsedebilir mi? Tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle programınıza bizi ağırladığınız için size, ekibinize Biz ve TGRT hocam. Haber ailesine teşekkür etmek istiyorum buradan. Gökmen Gücer toplum sağlığı mezunu. Bununla beraber ekip yönetimi, kişisel gelişim, gelecek planlaması ve ilk yardım üzerine de özel ve uzun süreli eğitim çok aldım. eğitimden geçmiş aslında. Evet, e, çünkü bunu şöyle özetleyelim. Bizim e, branş üzerine aldığımız eğitim ve öğretim hı hı. hedeflerimiz arasında bazen bizi e, kısıtlayabilir. Evet. E, bunu e, dışarıdan ne olursa olsun ek bilgiler alarak e, ilerleyeceğimiz yolda destekleyerek e, aslında. Her iki bilgiyi yani. de harmanlaştırdığımız hı hı. zaman daha sağlıklı, daha emin adımlarla yürümek için e, sanırım e, iyi bir tercih olur. Ama her zaman diyorum tabii ki üzerine katmak lazım yani eğitimde evet. asla geride kalmamız lazım. Çünkü yenilikler, her gün değişen, değişen teknoloji, teknoloji. Her... Evet, bunları takipçi olmak zorundayız. Sadece eğer ki branş üzerine aldığımız eğitim üzerine odaklı kalırsak bunlar da bir belli bir noktadan sonra bizi kitlemiş olur. Evet. Bunu yeterli olacağını düşünmüyorum zaten. Peki hocam saç ekimine nasıl başladı Gökmen Güzel? Evet bu soruyu evet. ben de hep kendime sormuşumdur. Yani saç ekimi, emin onun bundan... 7-8 sene önce bana biri saç ekimi demiş olsaydı ben sadece durup bakıyordum. Yani kesinlikle hı hı. konunun çok içinde değildim. E, hedeflerim arasında, gelecek planlarım arasında saç ekimi yoktu. yoktu. E, hastanenin daha farklı birimlerinde çalışıyordum. Çalıştığım kurum tarafından e, ilk böyle bir teklif geldiği zaman e, uzun süre düşündüm. Hı hı. Tabii ki bununla beraber araştırmaya başladım. Acabalarla girdim ben bu işe. Hı hı. E, daha sonra e, eğitim dönemine başladık. E, muhakkak ki kolay olmadı. Eğitim dönemleri her iş işte zordur. Yani Çok zor sadece ya aslında tedavide yani uygulamada. E, kesinlikle indirsa, acaba evet. yapabilir miyim? Ee, bazen pes ettiğim dönemler oldu. Bazen yok ben bu iş yapamam dediğim dönemler Hı. oldu. Eğitim devam ettikçe hafiften de olsa içimde böyle bir ısınma başladı ve ben ha, e, bu işi e, acaba bıraksam mı diye düşündüm evet. daha sonra. Bir de hedefinizde de olmadığı için de böyle. Kesinlikle düşünürüm. yani e, bir anda çıkan hı hı. bir program. Yani bu şöyle bir şey. İlkokulda astronot olmak istersin, ortaokulda başka bir okul okursun, evet, üniversite eğitimin başka bir konumda geçer. Yani hiçbirimiz çocukluğunda kurduğumuz e, meslek haliyle kavuşamıyoruz. O evet. bir gerçek. Hayatın bize getirdikleriyle e, bir şekilde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Eğitim dönemi bittiğinde e, sadece içimden böyle bir ses geçmişti. Ben bu iş sevdim diye. Böyle e, tamamen evet. istek dışı olan birisi. E, o hissin üzerinden sanırım bir 7-8 yıl geçmesine rağmen... Hı hı. Bu hisle hiçbir değişme olmadı ve gerçekten de bu işi ilk günkü gibi halen severek, severek. isteyerek ve sahiplenerek yapıyorum. Tabii ki bu sadece benim kişisel konuşmamdır. Bu bir kişide olacak Hı -hı. bir şey değildir. Ekip ve içinde bulunduğun kurum çok şartları önemli. bunlar çok önemli şeyler. Ve seçmiş olduğunuz meslek gerçekten de zor bir meslek hocam. Ve i̇nsanların psikolojisi de çok zor bu meslek. Ee, çok zor. Evet. Ee, şöyle bir ufaktan bir örnek verelim. Hı -hı. Şimdi dışarıdaki hastanın, dışarıdaki konumun ne olursa olsun, Maddi durumu, manevi durumu belki çok üst düzey bir insandır ama sizin karşınıza geçtiği zaman eğer ki saç ihtiyacı varsa evet. ve gözlerinize baktığı zaman siz onun beklentisini görüyorsunuz ya işte o zaman yaptığın işin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsun. Ne mutlu size. Teşekkür ederim. Hocam o zaman hemen konumuza geçelim. Saç ekimi nedir? Biraz bize bahseder misiniz? Evet. Öncelikle şunu belirtirim. E, saç ekimi... Kişinin kendi ensesinde bulunan sağlıklı ve e, dökülmeyen saçlardan aldığımız e, kökleri hı hı. açık alana nakletme işlemimizdir. Evet. Yani bunu e, kişiye göre değişiyor ama sadece enseden alınan köklerle mi yapılıyor ee, şunu yoksa? Da şöyle evet. açalım. Eğer ense bölgesinde yani döner alan dediğimiz bölgede yeteri kadar saçı yoksa kişinin hı hı. göğüs bölgesinden öncelikle sakal hı hı. daha sonra göğüs ve bacak bölgesinden de yararlanabiliriz. Lakin bunlar tam istediğimiz eee istediğimize yakın bir sonuç vermez. Evet. Ama e, mümkün mertebe biz e, ense bölgesinden almaya Tercih çalışıyoruz. Evet. Buradan aldığımız saç kökleri de e, çok sağlıklı hı hı. dökülmeyen ömürlük saçlar. Yani bugün e, yolda yürüdüğünüz zaman 70-80 yaşta bir insanı gördüğünüzde ler e, saçının tamamı üst kısımları dökülmüşse evet. bile muhakkak ense ensesindeki saçlar Duruyordur. duruyordur çünkü çok güçlü saçlar ve bunların nakil işlemi de sağlıklı yapıldığı zaman kişi onun zaten mutlu Genelde olur. ense kökünden kullandıklarınız da aslında sağlıklı saç. Aynen sakaldan evet. aldığımızda sağlıklı ama sakaldan enseden aldığımız kadar sayı alamıyoruz. Çünkü belli bir sayıya kadar ancak uğraşıyoruz. Çünkü yüz çok hassas bir bölge onun da bozulmaması lazım. Yani Bir taraftan güzel bir evet. şey yaparken diğer taraftan da bir şey bozmamak gerekiyor. lazım diye evet. düşünüyorum. Evet. Hocam peki saç ekiminde uygulamış olduğunuz teknikler nelerdir? Evet, saç ekiminde şu anda günümüzde kullanılan iki tane teknik var. Onları evet. da şöyle kısaca belirtmek Hı -hı. istiyorum. Foot ve FUE diye iki tane fue. teknik olarak ayırabiliriz. Foot sistemi e, halen yaygın aslında, yani Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan bir işlem. Foot sisteminde kişinin ense bölgesinden küçük bir parça alınır. Evet. Büyük bir skar oluşur orada alınan parçanın üzerindeki grepler. ikinci bir şansınız yok. Sadece aldığınız tek parça üzerinden çıkan kök, saç köklerini ayrıştırıyorsunuz. Evet. Yani örnek veriyorum orada da maksimum çıkacağı 2000-2500'dür. Eğer ki kişinin fazla ihtiyacı varsa bunun için de en az bir 1,5-2 yıl daha beklemesi lazım. Çünkü çok sancılı bir süreçtir. Yani food sisteminde hem çok Büyük bir iz kalır, hem hasta daha fazla acı çeker, hem evet. iyileşme süreci daha uzundur. Peki bunu biz, en son aşamada mı yapıyorsunuz hocam FUT sistemini yoksa her hastaya göre de değişiyor mu? Bu mı? hastaya göre değişir. Değişiyor. Kesinlikle hastaya hı hı. saç ekiminden önce bu bilgiler verilir. Ama biz FUT'tan ziyade biz FUE tekniğinden fue tekniği, yanayız. Evet. FUE tekniği de şöyle izah edeyim ben, belirlenen bölgeden mikromotor yardımıyla tane tane aldığımız saç köklerini... Hı hı. Kişinin ihtiyacına göre örnek veriyorum 4000 tane ihtiyacı varsa biz de ortalama 4000 tane kök alıyoruz. Bu 4000 tane kökü aldığımız zaman tabii aldığımız kökleri de muhafaza ediyoruz o ayrı bir aşama. E, muhtemelen 2 hafta sonra ense bölgesi iyileşmiş oluyor. Evet. Ense bölgesinde iz kalmıyor kişi saçını sıfıra vurmadığı sürece yani 3 numara dahi olsa bir belirginlik kalmıyor. Evet. İyileşme süreci de daha fazladır. Hastanın çektiği acı çok çok daha azdır. azdır. Dolayısıyla operasyon sonrası büyük bir sıkıntısı yoktur hasta için ve çok çok rahat bir şekilde günü e, günübirlik işine de gidebilir, hayatına devam edebilir. Sadece evet. görsellik açısından birkaç gün e, üzülebilir odur ama bu da geçici bir süreç tabii Ama ki. Ama en iyisi de füe tekniği de diyebiliriz. Biz şu anda kesinlikle evet. füe'den yanayız ve e, Türkiye'de de zaten şu anda en yaygın olan teknik bu. E, Birçok büyük hastanemizin, büyük e, cerrahi tıp merkezlerinin diyelim, estetik merkezlerinin diyelim şu anda kullanılırda olan en çok e, tercih tekniği. edilen füe tekniği. Peki hocam aşamaları nedir saç ekiminde? Aşamalar saç ekimi e, çok hassas bir işlem. Şimdi e, şöyle bir şey, e, tabii ki biz e, başında hastanın önce bize gelmeden ki unsurları geçiyorum. Bir sonraki aşamada inşallah onları da anlatacağız. Evet. Hasta geldiği zaman zaten bütün programı yapılmış olur. Hı hı. Aldıktan sonra kan tahlilleridir, işte buna saç tıraştır, buna benzer şeyleri geçiyorum. Kişinin öncelikle açık alan analizi ve saçlı bölge analizi yapılır. Evet. Biz bir konuya daha değinmek istiyorum. Biz bu işlemleri yaparken hasta zaten bizi görmüyor. Yüzüstü bir pozisyonda yattığı için biz işlemlerin tamamını hastaya net anlayacağı bir şekilde bir kere izah ediyoruz. Evet. Neden? Neden? ...bir tedirginliği olmasın, evet. rahat etsin. Biz bu işlemleri yaparken zaten hasta içinde... Hasta hastanın bir psikolojisi de burada dakika. çok önemli. Kesinlikle. Evet. Hastanın Hı -hı. rahat etmesi... ...onun rahatlığı size de yansıyacaktır. Evet. Onun tedirginliği de size yansıyacaktır aynı şekilde. Dolayısıyla hastanın önce kök alınacak bölge... ...yani döner alan çizilir. Hı -hı. O belirlendikten sonra... Bir 5 dakika süren bir lokal anestezi işlemi vardır. Hastaların en sevmediği bölüm evet, diyelim biz buna. En korktuğu da diyebiliriz. Kesinlikle <laughs> iğne dendiği zaman zaten günümüzde hiçbir insan böyle Aa ben iğneyi çok seviyorum diyemez. Yani iğne dendiği zaman herkes bir kere duruşunu düzeltir orada. Evet. bunları zor bir şey ama dediğim gibi 5 dakikadır. 5 dakika, dakika sonra hı. o işlem bittikten sonra hastamızın ihtiyacı kadar olan kökleri alınmıştır. Daha önceden hazırlanmış solüsyondan muhafaza edilir. Hı hı. Çünkü o kökler işlemine geçenekler ortada 1,5-2 saat gibi bir süreç vardır. Onların da zarar görmemesi lazım evet. köklerin. Daha sonra hastanın ön çizgisi çizilir işte evet. en güzel şekilde tekrar bir ön çizgi bir 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 buçuk dakika süren bir lokal anestezi işlemi vardır. Evet o da bittikten sonra... Aslında kaç saat sürüyor hocam? Bir saat var mı yoksa dakikalarla Ortalamas da beliriyor Ortalaması 6 saat, 8 6 saat. saat. 6 saat. E, kişinin sayı ihtiyacına göre bazen Değişiyor. 9 saatte bunu doğruyor. Yüksek sayılarda özellikle. Yani bunu sadece dediğim gibi sadece şu anda Türkiye'de yapılıyor. Yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu sayılara ulaşılmıyor. Biz birçoğunu takip ediyoruz. Hı hı. 2000, 2500, 2000, 2000. 3 yılda yani 6000 greft ihtiyacı olan bir hastanın evet. bütün saçın tamamlanması ortalama örnek verin bugün birçok Avrupa ülkesinde hı hı. 3 yıl sürüyor. 3 yıl sürüyor. E, yani 10, 10 12 ay aralıklarla hı hı. bir sen yapıldığı zaman 3 sens yapılıyor ve bu da çok zor bir işlemdir. Yani düşünsenize bir defada kurtulmak varken ve maddi olarak da çok farklı. Evet. Yani yurt yapılan ameliyatlara bakıyorsun. Takip, biz dediğim gibi konunun her zaman takipçisiyiz. Ya da bizi arayan insanlardan da biz bunu Hı. öğreniyoruz. Ya da oraya gidip vazgeçip bizi tercih eden insanlardan da evet. öğreniyoruz. Baktığınız zaman yani bizim yaptığımız inanın üçte biri bile biri değildir yani. Evet. Bununla beraber kişi farklı bir kültür görüyor. Farklı bir ülke görüyor. Yani hem tatil yapıyor hem seyahat evet. ediyor ve hem ameliyat en güzel şekilde bir de bir defa da yapıyorsun sen bu işi. Evet. Dolayısıyla mutluluğu oluyor. Hazır böyle şey, yurt dışından da konuyu açmışken aslında hocam yani izleyenlerimiz de merak ediyorlar. Yurt dışından gelenlere önemli bir böyle kampanyanız ya da neler öngörüyorsunuz biraz bahseder misiniz bize? Yani şimdi e, Yani biz... aslında hasta gelmeden önce hani size bir resmini çekip gönderiyor mu siz o gelene kadar hani belli bir aşama süreç hazırlıyor musunuz? Aynen. Şöyle biz aydın Ben o, o saç hakemi aşamalarında son bir tane kalmıştı. E, lokal anestezi evet. yapıldıktan sonra e, köklerin yerlerine içine yerleştireceği yuvaları açarız. Lateral hı. slit sisteminde e, açları vesaire. Bunlar e, çok dikkatli olmalı. Çok hassas işlemler. Çünkü ted, e, ikinci bir evet. şansı yok hastanın. En güzel şekilde kanalları açıldıktan sonra e, alınan kökler yerine yerleştirilir. Ve pansumanla beraber kişinin o günkü aşamaları tamamlanmış olur. E, e, yurt dışına gelince biz şu anda... Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan çok fazla talep alıyoruz. Evet. Bunun çok fazla örneği de var. Ya bugün havalanına gittiğiniz zaman örnek veriyorum. Uçaktan gelen biri biriyle muhabbetiniz olduğu zaman işte saç ekmi yapıyorum dediğiniz zaman ya uçakta gördüm işte Türk uçağında herkesin başı sarılıydı. Ya evet. da burnu vardı. Ya da yüzünde bir şey vardı. Estetik Çünkü çok fazla e, sağlık sektöründe evet. özellikle estetikte Türkiye şu anda yani. Orta Doğu'nun da Avrupa'nın da çok çok ilerisinde. Evet. bir sonraki aşamada inşallah bunu daha detaylı şekilde açıklayacağız diye düşünüyorum. Evet hocam. Peki hocam bu süreç ve takip nasıl oluyor saç ekiminden sonra? Şimdi hastayı takibi bırakmıyoruz tabii ki. E, hayır, kesinlikle evet. halde. Zaten e, dediğim gibi bu süreç ortalama 6-8 saat süren bir hı hı. işlem. Bu işlem bittikten sonra kişi sadece bir tane ağrı kesici kullanacak operasyon sonrası. Hiçbir zorluğu yoktur. Evet. Burada sadece dikkat edilmesi gereken şey bu. Yani hastanın maddi ve manevi Hı -hı. zahmetlerle geldiği, böyle hayalini kurduğu bir iş. Evet. Bir işlem. Yani her zaman işte her sabah kalkıp aynaya baktığında onun eksikliği ya da toplum içerisinde malumunuz işte e, farklı bakışı da e, tabii ki tabii bu ki. onu çok evet. kesinlikle etkilemiştir bir önceki hayatında. Hı -hı. E şimdi bu kadar zorluğa rağmen, bu kadar maddi fedakarlık yapmışsın. Bu kadar zahmetlerle gelmişsin, zamanından kısmışsın, o acıya katlanmışsın. Hı hı. Bundan sonraki süreç hastanın kendisine kalıyor. Bu nasıl olur? Zaten ağrısı olmayacak. Yani. Yapması gereken bizim verdiğimiz talimatlara güzel yapması bir şekilde gereken. uyması. Ee, örnek veriyorum tedavi ilaçlarını düzenli kullanması, hı hı. verdiğimiz bakım ilaçlarını düzenli kullanması, günlük yıkamalarını düzgün yapması. Bunlar çok hassas işlemler hı hı. ve çok kolay işlemler aslında. Yani gittiği zaman evinde oturur. Yani televizyon. ertesi gün işine de gidebilir aslında. Çok fazla bir e, engelli yoktur. Peki Sadece dikkat etmesi gerekiyor yani? Şöyle evet. e, biz e, örnek veriyorum yıkamalar çok önemlidir. Evet. Çünkü ilk e, 11-12 yıkamada hı hı. E, hastanın kök aldığımız bölgesinde ve kökleri ektiğimiz bölgede e, kabuklanmalar oluşmaya başlar. Hı hı. Bu kabuklanmaların dökülme süreci ortalama 11-12 gündür. Evet. Her gün düzenli yıkamasını yapmadığı zaman Kabuklar gittikçe sertleşmeye başlar ve dolayısıyla o kabukların zamanda dökülmediği zamanda ekilen köklerin altı yani saç kökleri hava almamış olur dolayısıyla zararlı, zararlı. olmuş olur. Yıkamaları yaparken bizim dediğimiz şekilde yapma zaman işte e, İtalya'dan bir hastamız vardı. Özellikle belirtmemize rağmen e, rehberlerimiz var aynı zamanda bütün hastalarımıza İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça hı hı. tabii ki her yani hemen hemen gelebilecek e, farklı ülkelerden insanlarda çok rahatlıkla yardımcı olabiliyoruz en güzel şekilde. Anlatıyoruz, bununla beraber evet. bir de yazılı bir şekilde veriyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi bir de sesli mesaj gönderiyoruz. Çok güzel. Yani öyle. üçünü harmanladığı zaman evet. bir insanın hata yapma şeyi çok azdır. Biz böyle bir şeyden karşılaşmıştık, işte çok üzülmüştük. Hani biz parmak uçlarınıza yavaştan dokunabilirsiniz dediğimizde hastamızın kalkıp normal günlük hayattaki gibi masaj gibi. Evet. yapması büyük bir o sıkıntı oldu. Tabii evet. biz biliyorsan onu teda tekrar Hı. uçak bileti dahil. Evet, Karşıladık, geldik, te, telafi ettik ama keşke o yaşanmamış, yaşanmamış olsaydı. Olsa. Bir yıl geç oldu diyelim biz evet. ona. Aslında tedavi süreci olmuş oldu. Peki Aynen hocam öyle. herkes saç ekimi yapabilir mi? Kimler saç ekimi yapabilir? Saç ekimi şöyle bir şey. Aslında 20 yaştan küçükler de saç ekimi yapabilir de ben taraf değilim. Hı hı. Yani daha gencecik bir çocuğun ya da bir genç kızın 16-17... Ve çok 16, fazla 17... hocam artık. Sokaklarda çok fazla görüyoruz. Ee, evet. o, o yaştaki gençlerimizden ne bileyim daha önce önce tedaviyle kurtarmaya çalışırız. Yani hmm. eğer imkanı varsa işte saçlarında incelme varsa zayıflama varsa hafiften dökülme belirleri varsa ben öncelikle o 20 yaştan önceki tedaviden yanayım. Çünkü e, 20 yaştan sonra zaten eğer dökülecek saç varsa gidecektir. Amaç o. O genç yaşta o kişiye evet. acıyı çektirmemek. Devamında şöyle söyleyebiliriz. 20'li yaşla 60'lı yaş arasında kişilere rahatlıkla saç hekimi yapılır. Yeter ki herhangi bir sağlık sorunu olmasın. olmasın. Kalp, tansiyon, şeker, bulaşıcı ve taşıyıcı Kronikleşmiş. hastalıklar. Evet. Kronikleşmiş hastalarda hastalıklar, özellikle hocam kalp ve tansiyondan bahsettiniz. E, i̇zleyenlerimiz sürekli sordukları bir soru. Kalp ve tansiyon hastalarına da uygulayabiliyor muyuz? Yoksa ilaçları kesiliyor mu bu işlemlerde? Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki e, çok fazla... Bir hı hı. E, rahatsızlık vermiyorsa örnek veriyorum belirli gündelik yaşadığı olaylardan dolayı tansiyonu yükseliyordur. Evet. İlaç kullanması gerekiyordur. Genelde kan sulandırıcı Kan sulandırıcı evet. kullandığı evet. için bunlar hı hı. bizim operasyonlarımızı zorlaştırıyor. Ama örnek veriyorum her gün kullanmayıp da işte 2-3 günde bir kullanıyorsa tabii ki operasyondan bir gün önce de atmadığı sürece ya da 2 gün önceden. Bizim işimizde hiçbir sıkıntı yaparak, olmuyor evet. ama biz bunun operasyon yaparken tabii biz de ona göre önlemimizi alıyoruz. Ee, takip altında en ufak bir şeyde tabii ki müdahale ediyoruz. Hı hı. Yani çok bugüne kadar başımıza hiçbir şey gelmedi. Şeker hastasına da saç ekimi yaptık. Kalp hastasına da saç, saç ekimi yaptık. Ekmek Tansiyon tabi. hastasına da saç ekimi yaptık. Emin olun ki zaten yaptığın işleri takip ettiğin zaman sonucunu görüyorsun. Olumsuz bir durumla karşılaştığın zaman ikinci bir şey de yapmazsın artık o durumu. Evet. Neden öyle bir riske gireyim ki ben? Ama sonuç da güzel olunca. Evet. Devam ediyoruz aynı işlemlere. Peki ya hocam genelde saç dökülmeleri neden başlar? Nasıl başlar? Evet. Saç dökülmeleri nasıl başlar? Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşadığımız hayat belli. Evet. Tamamıyla sabahtan kalktığımız zaman akşam evimize dönene kadar bazen evimizde de dahil olmak üzere Hı -hı. hayat şartları maalesef çok zor. Ve stresli bir dönem. Hı -hı. Bu stres ister istemez biz, bizi sadece saçımızda değil bütün sağlığımıza etkiliyor. Akabinde Irsi dediğimiz yani genetik yapıdan da olabilir. Bu da ikinci bir neden olabilir. Evet. Üçüncü neden vitamin eksikliği. Yani onu da şöyle açmak istiyorum. Günümüzde kullandığımız gıdalar belli. Evet. Yani neredeyse en son organik bir ürün yemeyeli belki çok uzun bir zaman evet, olmuştur evet. diyebiliriz. E, bu e, Aldığımız günlük gıdalar bizim vücut e, ihtiyacımız yani vücudumuzun ihtiyacı olan vitamini karşılamıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu durumlarda da bu stresle birleşince... Saç eğer ki de genetik yapısına varsa her kişi çok kafasına takıyorsa sürekli saçına bakıyorsa acaba dökülecek mi gibi endişesi varsa işte babamın döküldü benim de dökülebilecek mi Endişeleri varsa evet. emin olun e, bunları zaten akabinde baktığınız zaman işte bir iki yıl üzerinden geçtiği zaman Hı -hı. bu sürecin üzerinden saç dökülmelerde kesinlikle bir belirginlik fazlalaşmaya başlar ve bu şekilde devam eder. Peki hocam az önce bahsettiniz öncelikle ben saç tedavisine uygun görüyorum hemen saç ekimine gitmiyorum dediniz. Hı -hı. Peki öngördüğünüz mesela size geldiği zaman hasta saç dökülmesine karşı hangi tedavileri uyguluyorsunuz? E şimdi kesinlikle dediğim gibi hı hı. tedaviden yanayım ama başında da bir şey belirtmek istiyorum hiçbir saç tedavisi hı hı. olmayan bir saçı çıkarmaz bir kere bunda evet. hem fikir olalım hı hı. ama dedim demin de belirtmiştik incelmiş saçlarda dökülmeye Dökülüyor. meyilli saçlarda, Hı. zayıflamış saçlarda zaten o belirtileri kişi görecektir. Evet. Biz bu durumda tedaviyi uygun görüyoruz. Hı. Hemen ne yapıyoruz? Mezoterapi ya da PRP ile e, tedavilerimize başlıyoruz. Bunların belli bir süreleri vardır. Kesinlikle e, eksik yapıldığı zaman ya da fazla yapıldığı zaman da ikisinin de e, hiçbir yararı evet. yoktur. Kişinin örnek veriyorum. Çok azsa 4-6 seanslarla ve bu şekilde e, hasta takibi yapılarak Hı. o süreçler içerisinde aynı e, zaman diliminden şaşmadan evet. kişiye tedavi yapıldığı zaman çok sağlıklı şekilde sonuçlar alıyoruz. Bir de eğer ki dökülmüş saçın altında ölmemiş hücreleri var ise onların da tekrar canlanma ihtimali çok yüksektir. Çok yüksek. evet, Ama eğer ki güzelim. kökünden Hı. beraber gitmişse, hücreler ölmüşse o tedavinin hiçbir e, yararı yoktur hastaya. Evet hocam. Hocam peki şunu diyebilir miyiz? Kelliye çözüm var mı? <laughs> <laughs> Kelleğe çözüm var mı? Evet, evet. Ee, güzel bir soru. Aslında işimizin ıı, tamamını belirten bir soru diyelim biz buna. Kelleğe çözüm var diyoruz. E, bunun için dediğim gibi e, eğer ki kişinin saçı tedaviyle kurtarılacak durumda değil değilse kesinlikle saç ekimi yapmasında yarar vardır ve tek ıı, çözümü de budur. Bu da çok kolay bir işlem aslında. Yani göründüğü kadar dışarıdan anlatıldığı gibi evet. değil. Sadece rahat bir kafayla önceden verildi, verdiğimiz program dahilinde bize geldiği zaman bize bir günün ayırması yeterli oluyor. Evet. Bir günün ayırdığı zaman biz de bu işlemi en güzel şekilde teknik olarak sağlık açısından şeyini açmadan, hmm. kişinin sağlığını bozmadan, kişiye zarar vermeden, kişinin beklentisini bilerek bunu hesapladığın zaman bir bakmışsın ki çok zamanında Hastada çok mutlu. çabuk Siz geçiyor. 5-6 ay sonra evet. bir bakmışsınız işte düğünde resim çekip göndermiştir. Evet. Deniz kenarında resim çekip göndermiştir. Yani daha önce istediğin resimlerde o somurtkan hı hı. hani böyle sert ifade, ifade gitmiş <laughs> tamamen yerine böyle evet. daha heyecanlı daha net. Emin olun insan hayatında çok etkisi vardır. Evet. Özellikle de erkeklerin de makyajı diyebiliriz hocam. Şimdi bir, bir erkeklere baktığın zaman bir sakalımız var bir de saçımız evet. var. Yani saça baktığın zaman saç da yoksa bizim bir e, aksesuarımız kalmıyor. Oynayabileceğimiz sabah kalkıp zaten aynaya baktığın zaman ilk elinin gideceği Yer orası. Hı hı. Ya da bir yere giderken süslenirken elbiseyi giyersin ama en son yine özen göstereceğin şey yine saçındır. Saçtık. Ne yaparsan yap bütün kilit nokta oraya gidiyor. Evet. Onun varlığı, onun varoluşu, istediğin şekilde oluşu senin hayatta pozitif bakmanı sağlar senin her zaman yüzünü güldürür. Yani muhakkak ki etkisi fazladır diye düşünüyorum. Ee, bu da artık zor bir şey değil. Dedim sadece bize bir gün ayırmaları, gelip bir günde bize evet. yanımıza kalmalı. Yeterli olur diye düşünüyorum. Peki hocam şehir dışından ve yurt dışından gelenler için hizmetlerinizden biraz bahseder misiniz bize? E şimdi Hı -hı. E, siz de takdir edersiniz ki e, saç ekimi çok yaygın bir sektör oldu artık. Yani Türkiye'nin neresinde e, giderseniz gidin artık saç ekimi mümkün. Evet. Biz e, saç ekiminden önce e, şimdi ağırlık sadece e, şehir içi almıyoruz. Hı -hı. Şehir içindeki insanlar için çok kolaydır. Bir gün randevu verirsiniz, evet. gelir, görüşmesini yaparsınız, analizini yapabilirsiniz. Yapabileceklerini en güzel şekilde anlatırsınız. Zaten kişi size dönecektir. Ama evet. şehir dışından özellikle biz yurt dışında çalışıyoruz. Yurt dışından olduğu zaman bu çok kolay bir şey değildir. Hem gelip görüşme için gelecek size... Hem analiz için gelecek sonra geri dönecek tekrar karar, karar verip gelecek bunlar çok zor şeyler. Dolayısıyla biz burada hastaya kolaylık sağlıyoruz. Daha önceden yapmamız gereken işlemler vardır. İşte Sağlık sorunuyla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok ise kişiden resimler istiyoruz. Evet. Hasta gelmeden önce resimleri Resimlerini gönderiyor olur. bize. Evet. En güzel şekilde saçlı ve saçsız bölgesini çok net görebileceğimiz şekilde resimler geldikten sonra biz de bunları inceliyoruz. analizini yaptıktan sonra elde ettiğimiz fikirleri neler yapabiliriz de birlikte hastaya geri dönüş yapıyoruz hastamızın baktıktan sonra okeylediğini kabul ettiği zaman kendisinden gün istiyoruz. Yani evet. e, uçak biletini istiyoruz. Bize uçak biletini gönderdiği zaman zaten uçak biletinin gelmesine beraber programı yapılır evet, danışmanlarımız tarafından. Hı hı kusursuz. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Çünkü biz sadece hasta ağırlamıyoruz. Biz aynı zamanda ülkeyi de temsil ediyoruz. Evet. Şehri temsil ediyoruz. Yani düşünsenize. Böyle Brez düşünmeniz de çok güzel hocam. Kesinlikle. Yani evet. Brezilya'dan hasta alıyorum, Hı -hı. Çin'den hasta alıyorum. Yani Avrupa'yı saymıyorum zaten. Avrupa evet. ben son belki 10 gündür bile Avrupa'dan 4-5 tane hasta aldım. Avrupa bizim için artık yakın oldu. Evet. Önemli olan daha uzak yerlerden insanları buraya getirebilmek. Ama bunları yaparken de referans çok önemli. Hı -hı. Gelen hastanın siz onlara anlatırken biz bunları 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 yapacağız dedikten sonra hastanın dönüşünde tekrar sizin yazdıklarınızın gözden geçirme olayı vardır. Evet. Eksik bir şey yapıldığı zaman ikinci bir insan gelmeyecektir. Bunun olmaması için de dediğim gibi bileti geldiği andan itibaren bir kere programı yapılır. Hastamız geldiği zaman havaalanından özel araçtan özel şoförle karşılanır. Aynı şekilde 4-5 yıldızlı otellerimiz var konakladı işte. Hastamız oraya bırakılır. Hı. En güzel şekilde ağırlanır. O gün dinlenir. Ertesi gün tekrar hastaneye getirilir yapılabilecekleri anlattık yani evet. yapıp, gün içerisinde bütün yapılacaklarımızı anlattığımız zaman kendisine zaten bir kere rahatlayacaktır. O işlem Daha bittikten o sonra, sonra zaten CD'ler veriyoruz dediniz. E, tabii ki evet. o işlem bittikten sonra kendisini aynı şekilde hı. araçla tekrar oteline bırakıyoruz. Bir sonraki gün 15 dakikalık bir pansuman işlemimiz vardır. Tekrar araç getirecek o, o hastanemize. Pansumanı bittikten sonra artık diyelim ki iki gün sonra dönüşü vardır. O iki gün içerisinde kendisine bir program yapılır. Evet. Araç ve şoför zaten kendi himayesinde. Hı hı. Daha önceden programlanmış. Çok i̇şte evet. Örnek veriyorum tarihi yerlere gitmek istiyordur. Deniz kenarına gitmek istiyordur. Ya da tekne turu yapmak istiyordur. İstanbul'un birçok tarihi yeri var. Yani gezecek kadar çok iyi e Ben 20 yıldır, yıldır, yıldır buradayım daha bitmedi yani. Evet. Gezmek istedikten sonra gezecek ve görülecek çok yerimiz vardır. Hastaya refakat edilir. Süresi dolduğu zaman da ilk yıkamasını biz yapıyoruz, Hı. uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Çünkü çok hassas bir işlemdir. Bazen zaman olmayabilir ya da işte anlattığınız bana yeterli, ben buna çok dikkatli bir şekilde yapabilirim diyen hastalarımız da vardır. Çünkü doktor vardır, yani çok e, bilinçli insanlar vardır, soğukkanlı insanlar vardır. rahatlıkla ve kendi işlemlerini kendileri de yapabilir. İlk yıkamadan sonra da dediğim gibi tekrar hastanın gideceği havaalanı ya da e, terminaller gibi yerlere gidiyorsa en güzel şekilde uğurlanır. Hı. Bununla da bitmiyor. Biz 12 gün boyunca her gün hastamızla bir kere irtibat halindeyiz. Evet. Günlük yıkamalarını anında takip ediyoruz. Kurumunuzun İlaçlarını... isminizden, isminden de bahseder misiniz hocam? Kurumunuzun isminden de. Ben Türkiye hmm. Hair Bank Klinik'te saç evet. hekim uzmanı ve aynı zamanda genel koordinatör olarak da çalışıyorum. Evet. Yerimiz Bakırköy'de. Çok eski bir kurum değiliz. Hmm. Üçüncü yılımızı bitirdik. Daha önce Çok daha güzel. büyük bir kuruluşta çalışıyordum. Hmm. Şimdi kendi başımıza böyle bir şey yapmaya karar verdik ve sağlam... Yavaş, emin adımlarla hedefe doğru Ulaşıma gidiyoruz. Ulaşıma ve havaalanına da çok yakın bir yer aslında. Kesinlikle yerimizde. yakın. Ee, evet. Merkezi bir yerdeyiz. Metro, tramvay, metrobüs. Otobüs sayı, tamamen hasta kapağız hastamı Yani evet. hastamız hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Gün içerisinde bize, şehir içinden gelenler de sıkıntı yaşamıyor. Evet. Şehir dışından gelenler zaten e, transferlerini biz sağladığımız için onlar da herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. <laughs> Mesafeler çok kısa çünkü. 10 dakika 15 dakika. Trafiğin durumuna göre tabii İstanbul bazen değişiyor olsa da yine de bu e, bizim işlemlerimiz genelde akşam biter. Sabah erken başlar. <laughs> e, trafiğin olmadığı saatler. Hasta çok rahat bir şekilde gider gelir. Gidebilir. Dediğim gibi çok e, güzel geçiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Hedeflerimiz farklı. E, biz şu anda... E, Yeni başladık diyoruz kendimiz için. Hı hı. Başlarken de kesinlikle Türkiye yani il içerisinde ya da ülke içerisinde sınırlı kalmadık. Evet. Biz ne olursa olsun hedeflerimiz içerisinde Orta Doğu ve Avrupa olacak. İkisinden biri olacak. Belki ikisi de olur ama şu anda ikisi için çok erken diye düşünüyorum. Biz bunun temelleri için şimdiden kontakta olduğumuz bir sürü doktor, plastik cerrah ve hastaneler var Avrupa'da. Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda Almanya'dan da görüştüğümüz çok, çok güzel. güzel. Evet. güzel. Evet. Ee, Hastanın sahibine aynı zamanda kendisi çok başarılı bir doktordur. Biz bunun saç ekimi bu hastamızın saç ekimini yaparken maalesef biz bu işte çalıştığını bilmiyorduk. Evet. Çünkü kolay kolay sormuyoruz yani ne iş yaptığı, nereden geldi. Sadece nereden geldiğini soruyoruz, yaşını soruyoruz, sağlık sorunu soruyoruz. Evet. Özel hayatına mümkün merde girmemek ki hiç girmiyoruz. E, saç ekimi bittikten sonraki e, e, takip sürecinde kendisi bir espriyle karşılık vermişti. Ben doktorum demiştim. Evet. <laughs> e sadece emin olun normal bir doktor değil. Dünyada kanser hücrelerini tedavi, tedavi eden, eden. 3-4 tane doktordan biri. Çok üst düzey bir insan. Çok saygınlı olan bir insan. Ve biz de bu adamı saçını yaptık. Bunu da e, bu yıl bize teşekküre gelmişti işte evet. özellikle. Teşekkürle beraber iş teklifi de geldi. E şu anda değerlendiriyoruz. İnşallah bir dahaki programa kendisini de bekleyelim buraya. E, birlikte de İnşallah hocam. çünkü evet. e, çok güzel e, bir proje çizdik. Bakalım eğer tamamlayabilirsek öncelikle kendim adıma, kurumum adına, ekibimle beraber yani ülkemiz için de güzel bir adımdır diye düşünüyorum. Evet hocam yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama ben hemen şunu da sormak istiyorum. Gökmen Gücer'in şahsi hedefi var mı? Yani bunu bugün tabii ki sokakta ya da evet. konum sahibi kime sorarsanız hiçbir insanın kolay kolay hedefleri bitmez. Evet. Yani kendimi bile bir işi yaparken muhakkak gözüm bir sonraki işte olmuştur. Yani bunu da her zaman sağlıklı düşünerek yapışım. Acaba bunun bana getirisi ya da bana zararı, bana yararı ne olur? Bunu planlamasını her zaman sağlam yapışım. ki bunun üzerine zaten eğitimlerden de geçtik. Daha önce de konunun başında belirttiğimiz gibi hedefler bitmeyecek. Emin adımlarla önce bireysel anlamda kendimi kanıtlamak istiyorum. Bireysel anlamda neler yapabilirim, kendi performansımı artırmak istiyorum. Bununla beraber zaten ben başarılı olduğum zaman kurumda başarılı olacaktır. Kurumun da primi yükselecektir. Dediğim gibi yani önce burada kendi ülkemizde İstanbul'da şu anda bir yerimiz var. Eğer ikinci bir yeri doğursa olursa bu da hiç kötü olmaz diye düşünüyorum. Bunlardan sonra tabii ki demin de değindiğimiz konular Orta Doğu ve Avrupa. Avrupa. Kesinlikle bu hedeflerimize... İnşallah Daha çok onlara yönelik ee, Allah'ın izniyle oluyor. biz onlara ulaşacağız. Zaten ben bu evet. işe başladığımdan beri, kendi işime geçtiğimden beri benim tek hedefim vardı. Hı hı. Bu biz e, bizi izleyenlere saygısızlık olmasın. Hani Türkiye'den gelenleri önemsiyoruz, an, önemsemiyoruz hı hı. anlamında değil. Asla öyle bir şey yok. Bize gelen insanın konumu dışarıda kalır. Evet. Nereden geldiği, nasıl geldiği, dışarıda ne iş yaptı, o kesinlikle onun sorunu. Biz en güzel şekilde onu zaten ağırlarız. Yani İngilizce konuşması, Türkçe konuşması, evet. Arapça konuşması bizim işimizi değiştirmiyor. Ama dediğim gibi eğer ki bu e, çemberin dışına çıkmak istiyorsan, yani bunu biraz daha genişletmek istiyorsan bizim e, dışarısı için adımlar atmamız şart. şart. Sadece ben değil. Buna benim alanımda çalışan ya da buna benzer alanlarda çalışan birçok e, kurumun da bunu yapması gerekiyor. Ki yapıyoruz da zaten. Bugün örnek vereyim. Demin bir arkadaşımı gördüm. E, İtalya'da e, şu anda alınmış Çok sevindim. Evet. E, Emin olun bak karşı tarafa aslında ben farklı bir kurumlarda çalışıyoruz. Kendi rekabet içerisindeyiz evet. onunla ama onun orada olması beni Siz mutlu sevindiniz. etti. Evet, kadar bir sonraki lazım. seferde umarım ki o da Almanya'da beni görecektir ne diye güzel, düşünüyorum. Ne böyle tatlı bir rekabetle birbirimiz arasında böyle güzel bir çekişmeler oluşturarak, güzel hedefler oluşturarak öncelikle Avrupa'nın dikkatini çekmeliyiz diye düşünüyorum. Orta Doğu'nun zaten dikkatini çekiyoruz. Evet. Orta Doğu'nun bugün... Hangi ülkesine giderseniz gidin, yani sağlık sorunu dendiği zaman kesinlikle söyleyeceği ilk adres Amerika değildir eminim buna ya da İngiltere değildir ya da Almanya değildir kesinlikle Türkiye'dir. Evet. E bunun içerisindeyiz her gün e, örnek veriyorum sitelerimizden, e, sosyal medya Hı. ağlarından bize ulaşan emin olun cevaplayamadığımız gün bile oluyor. O kadar çok geliyor ki talep çok fazla. Ne güzel ne mutlu size hocam. E, Ülkem adına da çok evet, güzel bunlar. Çok güzel. Yani dışarıdan bugün başka bir ülkede bugün ülkemizi izledikleri zaman e, takdir edersiniz ki çok güzel izlenimler yoktur. Evet. Nasıl yok? Bu yaşadığımız süreç. o kadar çok saygı duydum ki az önce dediniz ki ben bu işi yapıyorum ama ben bu işi ülkem için de yapıyorum dediniz. Gerçekten tebrik ederim. E tabii kişisel evet. olarak başarılı olduğun zaman bu e, yani diğer tarafa da yansıyacaktır. Yani sonuna geliyoruz hocam ama gerçekten çok güzeldi programımız. Ben hemen şunu da dile getirmek istiyorum. Yani ne güzel anlattınız ve o kadar çok, çok merdiven altı e, merkezler var ki. Aynen. Hazır bu konuya da değinmiş. Yani böyle son olarak izleyicilerimize şöyle bir buradan aslında bir şeyler söylerseniz çünkü merdiven altında yapılan saç çekimleri var. Yani normal bir güzel bir de şahide olduğumuz evet, çok oldu. Kuaförde evet. yapılan Hı -hı. saç çekimleri var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle saç çekimi araştırması yapan Hı -hı. E, arkadaşlarımızın bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Paradan ziyade. Nerede daha sağlıklı saç çekimi yaptırabilirim? Bir kere bu ilkeden şaşmayacak. Evet. Çünkü eğer sadece aradığı zaman kaç paraya saç yapıyorsun dediği Hı -hı. zaman o bir kere o konunun başı belli nasılsa sonu da öyledir. Hı -hı. O büyük bir yanlışa doğru gidiyordur ve ikinci defada da bunu telafi etme şansı gerçekten çok azdır. Ve ömür boyu o sıkıntıyla yaşayacaktır. Lütfen dikkatli araştırsınlar. Evet. İyice araştırsınlar. Sadece sosyal medya hesaplarında gördüğü bir öncesi bir sonrası iki tane resme kanıp kanıpta çok güzel olmuş deyip hemen gitmesinler. Güzellik salonlarında işte berber berberlerde ya da işte evlerde asla buna taviz vermesinler. Bu, bu şekilde bir tuzağa düşmesinler. Evet. Saç ekiminin yapılacağı iki yer vardır. Birincisi hastanedir. İkincisi cerrahi tıp merkezleri Hı -hı. ve estetik merkezleridir. Bunun dışında kesinlikle saç ekimi herhangi bir yerde yapılmasın. Evet. Buna çok dikkat etsinler ve güzel araştırsınlar. Tam emin olduktan sonra kararlarını versinler. Ama Hocam, dediğim, dediğim gibi teşekkür yani lütfen ederiz. çok Sizinle dikkatli araştırsınlar. Sizin sonuna geldik. İnşallah diğer programlarda da böyle çok uzun uzun Güzel şeyler konuşuruz. Teşekkür ediyorum ben de ilginiz için, yardımlarınız için size de başarılar diliyorum. Biz teşekkür sonra. ederiz. Evet sevgili izleyenler Gökmen Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama az sonra bizle diş hekimi Ömer Faruk Tanı bizlerle olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz.